Gastrit nedir? Şişiyorum, ağrım var, tokluk var, yanıyorum, mahvoldum, midemde bir rahat değil, hep hissediyorum, orada bir şey var. Hazımsızlık mı desem, yanma, ekşime mi desem, ağrımı, baskımı, basınç mı? Ya Zaten benim gastritim var, anamda da vardı, 20 yıldır geçmiyor. Hep bunu deriz, hep bunu duyarız. Acaba bu gerçekten gastritin doğru bir tanımı mı? Hayır, kesinlikle değil. Gastrit, hani midede dört tane bir tabaka var. Biz asit salgılayarak hazma sindirime yardımcı oluyoruz. İşte o asit salgılayan dokunun eğer kaybı, iltihabı oluyorsa biz buna gastrit diyoruz. Bu daha derine gidiyorsa bu yara işte o erozyon ya da ürsel oluyor. Ama bunların çoğu mesela gastrit niye oluyor? Bende gastrit var. Hayır de gastrit var 10 yıl 20 yıl gastrit olmaz. Aktif gastrit şikayetlere yol açacak gastrit uzun süreli değildir. Bazı gastritler Hani genelde neden olura gelelim %85 iki şey çocukluk yaşında ağız yoluyla geçen helikobakter pylori ya da aspirin ve romatizmal ağrı kesici kullanımı. E, o zaman gelişmekte olan bizim gibi ülkelerin onda 8-9'unda bu mikrop pozitif e, herkesteki ülser mi yapıyor hatta kanserle bir ilişkisi varmış hayır. Bunların alt saldırgan bazı türleri nasıl her koronavirüs de aynı değilse hani burada da bazı türler daha saldırgan oluyor ailede mide kanseri varsa, ailede sık midede aktif gastrit ülser varsa ya da uzun süre romatizmal aspirin mideye dokunacak bir ilaç ya da hiper asit asit fazlalığıyla giden durumlar varsa o zaman bu mikrop varsa yok edilir. Ama onun dışında var hiçbir şikayetiniz yok mikrobu yok etmeyiz. Hatta sizde var diye buna bile bakmayız. İlaçlar bir kere alırsınız dev ülser yapar ama ömür boyu kullanırsınız bir şey yapmaz. Bireysel genetik duyarlılıktır. Bunun dışında bağışıklık sisteminin, otoimmün gastritler, ilaca bağlı, damar problemleri, kronik hastalık sistemine bağlı bazı özel gastrit tipleri önemli. Bunların bazılarında hücre değişim riski, bazılarında vitamin eksiklikleri gibi özel tablolar olabilir. Dolayısıyla hani biz gastrit dediğimiz tablonun aslında halk arasında çoğu şikayete hazımsızlık yol alır. Gastrit değil ama aktif bir gastrit son zamanlarda başladı. Geçmeyen mide ağrısı, baskısı, sancısı, gece uyandırması, asit yanması ve bunlar 4-8 hafta sürüyorsa endoskopi yapılır. Endoskopi ile midenin değişik yerlerinden haritalama hem mikrop için hem hücreleri değerlendirmek için patoloji alırız. Orada hangi gastrit tipi, ne kadar gerçekten biz ilaç vermeli ya da mideyi koruyucu mutlaka beslenme ve yaşam alışkanlıklarında düzenlenme kesinlikle mideyi rahatlatan beslenme biçimi vardır. Gastrit tablosunu patolojik olarak tanısını koyarız. Her klinikte şikayetiniz olan durum gastrit değildir.